Selam arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Yeni bir pil testiyle beraberiz. Bugünkü pil testimizin konusu Alcatel'in Türkiye'de satışa sunduğu telefonlardan bir tanesi olan Alcatel Shine Lite. Bu arada KVK garantiliymiş, onu da unutmayın. Kutusunda öyle yazıyor. Arkadaşlar, Alcatel Shine Lite 2460 mAh'lik bir pile sahip. Bu arada pilinden bahsederken ve telefonu şey yaparken, çıkartıyorken, o da ötüyor bu arada sağ olsun. Size şeyden daha da bahsedeyim. Kutunun içinden otomatik olarak bir tane de silikon kılıf çıkıyor. Ben böyle şeyleri ne derler seviyorum. Bildiğiniz gibi tüm cep telefonlarında yaptığımız gibi Alcatel Shine Lite'ı da kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla şarj ettik. Pil testimizin ilk aşamasında dolum testi var. Dolum testini iki farklı zaman diliminde yaptık. Bunlardan ilki 16-17'de %1 ile başladık arkadaşlar. 17-17'de 1 saat sonra %51'e ulaştık. 18-07'de %92, 18-17'de %98, 18-23'de %100'ü gördük. Yani toplamda 2 saat 6 dakikada, eğer dakika olarak görecek olursan da 126 dakikada Alcatel Shine Lite'ın kendi kutusundan çıkan şarj cihazının 2460 mAh'lik pilini şarj ettiğine şahit olduk. İkinci pil testi denememizi yine aynı gün yaptık. Bu sefer akşam başladım. 29 Mayıs Pazartesi günü saat 22.20'de %1 ile başladım. 22.50'de yarım saat sonra %26, 23.20'de %51, 23.50'de %76, gece saat 00.21'de %99, 00.23'de %100'e ulaştık. Bu sefer de 2 saat 3 dakika sürdü arkadaşlar. Dakika cinsinden verecek olursam 123 dakikaya denk düşüyor bu da. Böyle durumlarda biliyorsunuz ben şey yapıyorum, uzun olanı alıyorum. Birisi 2 saat 6 dakika, öbürü 2 saat 3 dakika, 2 saat 6 dakikayı alıyorum kendime. Yani 126 dakikayı alıyorum. Ve her şeyde de dakikada da ortalama %20 miliamper doldurduğunu söylüyorum. Kendi şarj cihazının Alcatel Shine Lite'ın 2460 mAh'lik pilini her dakika ortalama 20 mAh dolduruyor diyorum. Pil testimizin ikinci aşaması hepinizin bildiği gibi boşalma testi. İlk boşalma testimizi 26 Nisan Çarşamba günü 16.03'te %100 ile başladık. 27 Nisan Perşembe günü baktığımızda %77'ye düşmüştü arkadaşlar. Yani %23 azalmıştı telefonun pili. Kendi halinde masanın üstünde şurada durduğu şekliyle Wi-Fi'ye ve 4G bağlantısına, 4.5G bağlantısına bağlı olarak. İkinci boşalma testimizi 15 Mayıs Pazartesi günü yaptım. Saat 14'te %100 ile başladım. 16 Mayıs Salı günü saat 14'te %78'e düşmüştü. %22 azalmıştı yani. Böyle durumlarda da yine kutuyu alıyorum. %23'ü alıyorum ve diyorum ki cihaz 24 saat boyunca kendi kendine hiçbir şey yapmadan durduğu zaman 566 mAh pilinden güç kaybediyor. Pil testi proseslerimizin 3. aşamasında biliyorsunuz PC mic testi, yani mekanik bir test yapıyoruz. İlk önce size şeyi söyleyeyim, her zaman yaptığım gibi. Pil testimizin konusu değilim. Hazır yapıyorken PC Max skorunu da açıklıyorum cihazın. Alcatel Shine Lite'e iki farklı zaman diliminde genel overall PC Max testi yaptım. Bunlardan birinde 2299 puan aldı cihaz. Diğerinde de 2291 puan aldı. Yani çok dengeli puanlar. Sadece 8 puancık fark var, daha az. Az olanını 2291 puan alıyorum. hvp.com.tr/piltest adresindeki tabloya 2291 puanı yazacağım. Yani overall testi olarak. PC Mark'ın pil testinde ise arkadaşlar onu da iki kere yaptım. Birinde 4 saat 49 dakika süre gördüm. Diğerinde 4 saat 39-38 dakika süre gördüm. Bu da çok dengeli bence. Arada sadece 11 dakikalık bir fark var. Bu tarz durumlarda lafını bile etmemek lazım. hvp.com.tr/piltest adresindeki tablomuzu Alcatel Shine Lite için 4 saat 38 dakikayı aldıklarından kötü olanı yazıyor olacağım. Bilginiz olsun. Gelelim pil testimizin dördüncü basamağına. Dördüncü basamakta biliyorsunuz video testimiz var. Kendi 20 dakikalık bir benchmark videomuz var. Bu videoyu pil testi playlistinde oynatma esasında siz de bulup indirebilirsiniz. Onu oynatıyoruz. Parlaklık sonuna kadar açık, ses sonuna kadar açık ve cihazı şöyle yatay halde tutarak. İki farklı zaman diliminde arkadaşlar bu 20 dakikalık testi videoyu oynattım cep telefonunda. Her ikisinde de %94'e düştü şarjı. %100'den %94'e düştü. Yani %6 tüketti. 20 dakikalık bir dizi seyrettiğimiz zaman, bir video seyrettiğimiz zaman 148 miliamperlik bir pil kaybına denk düşüyor bu. %6'sı gidiyor. Buradan da hesaplayarak
daha uzun bir dizi ya da bir film seyrettiğinizde sonucun ne olacağını siz de şey yapabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Pil testimizin son aşaması oyun testi, biliyorsunuz arkadaşlar. Cihazı doğuşa veriyoruz. Doğuş 20 dakika boyunca Hearthstone oynuyor. Parlaklık sonuna kadar açık ve otomatikti. Ses de sonuna kadar açık. İki farklı zaman diliminde %92 ve %91 sonuçlarını aldık. Ben buradan kötü olanı %91'i alacağım ve diyeceğim ki 20 dakika Alcatel Shining Light ile oyun oynadığım zaman %9 pil harcıyor ve bu %9 pil de 369 miliampere denk düşüyor. Böyle isimlendireceğim. Genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar Alcatel Shining Light'ın pil testimizden aldığı sonuçlar böyle. Kıyaslama olarak bakmak isterseniz ki bence mutlaka bakın hvp.com.tr/piltest adresinde Alcatel Shining Light'ın bugüne kadar yaptığımız tüm diğer pil testleriyle olan cihazlarla olan kıyaslamasını bulabilirsiniz. Bir sonraki pil testimizde büyük bir ihtimalle hangi telefonu yapıyor olacağız o bir sonraki pil testimizi? Şu an ofiste sanırım Mustafa pil testi yapmadığımız şey yok. Telefon yok. Büyük bir ihtimalle bir sonraki pil testimiz için biraz bekleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Benim ofise gelmesini beklediğim bir iki tane telefon var işte. Bunlardan birisi HTC U11, diğeri Xperia XZ Premium. Umuyorum ki bir sonraki pil testimizde bu iki telefondan bir tanesiyle sizinle buluşuyor oluruz. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.